أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
Ya şahiden inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezîran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم الفاتحة Evet, kıymetli Türkiye'de Ramazan sahur izleyicileri, hoş geldiniz programımıza. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, selamı, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Ashab suresinden ayet-i celileler okudu hocamız. Ömer Civan, Allah razı olsun, teşekkür ederiz kıymetli hocam. Mealinde buyuruyor ki, bir kısım mealini 42. ayetten başlıyorum hocam. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir buyuruluyor ayet-i cellede Ashab suresinin 42. ve 43. ayet-i cellelerinde. Efendim bizler bugün bir selam ile girmek için bir yere tabii bir arınmayla girmek lazım. Bunun için tövbeyi konuşacağız hocamla. Allah'ı çokça zikredinde herhalde tövbeden sonra yapılacak şeylerden bir tanesi. Yani Ramazan-ı Şerif'te bizler orucumuzu tutuyoruz. Bunun üzerine namazla süslüyoruz. Dedikodu ve gıybetten uzak namazla süsleyerek, zikirle bunu güzelleştirerek orucumuzun en güzel haliyle Allah-u Teala'ya ulaşması için gayret sarf ediyoruz bu ayda. Hazır ayın 14'ü. Dolunay da var şu an. Belki pencereden görünüyordur. Sizin pencerenizde de bir dolunay. Yarıladık artık yavaş yavaş elveda diyor Ramazan-ı Şerif. Bizlerle bugün bu gecede programımızda Ensar Kardeşler İlahi Grubu bizlerle. Sayın Harun Biçer ve Şahin Doğan kıymetli misafirlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel ilahilerinizi inşallah bu gece bizlerle paylaşacaksınız. Aynı zamanda muhabbetimize de ortak olup katılacaklar. Sizler de eğer programımıza katılmak isterseniz Türkiye'de Ramazan etiketiyle Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan gönderdiğiniz iletileri okuyacağız. Evet hocam, bugün tövbeyi konuşacağız. Evet, Allah lütfederse inşallah bugün tövbe konusunu işleyeceğiz. Çünkü tövbe konusu çok önemli bir konu. İnşallah evet. Bereket olması hasabiyle yine böyle birkaç dizeyle başlayalım. Ondan sonra bakalım program bizleri nereye götürecek. Çünkü gerçekten bugün sözün üstadları kardeşlerimiz de var bizlerle beraber inşallah. Bakalım programın formatını önceden koymuyoruz. Belli bir şekilde koyuyoruz ama bir bakıyoruz ki çok farklı yerlere gidiyor. Ama tabii, bereketli ve güzel olur yani inşallah. Bir insicamı var programın ama o bizler zuhurata tabi olduğumuz için nereye gideceğini bilemiyoruz ama muhabbet içinde muhabbet olursa, değil mi? Muhabbetin içinde aşk olursa, evet, aşk sizi her diyara götürür. İnşallah. Ne kadar güzel söyledi. Elhamdülillah. Evet. Demek ki bu bir şeylerin habercisi. Evet. Buyursunlar hocam. İnşallah. Dizede aynen şu şekilde ifade ediliyor kasidede. Ezel sırlarını asla ben ve sen bilemeyiz. Gayb perdesinin arkasındakini ben ve sen çözemeyiz. Gayb perdesinin arkasını sen ve ben hiç kimse kalmadığında bileceksin. Ey çok büyük günahkar, Allah'ın lütfundan sen ve ben ümitsizlenmeyelim. Kaside bu şekilde. Allah'tan hiçbir şekilde ümidimizi kesmeyeceğiz inşallah. Allah Gafurur Rahim. Allah merhametlilerin en merhametlisi. Tabii ki
İnsanlar hataya meyilli yaratılırlar. Eğer bizler günah işleyen kavimler olmasaydık, Allah-u Teala yine günah işleyen kavimler yaratır ve onları yine affederdi. Elhamdülillah. Bu da Rabbimizin... Bunu bir daha tekrarlayalım mı hocam? Tabii ki. Eğer bizler günah işlemeyen bir kavim olsaydık, Allah-u Teala o kavmi kaldırır, o kavmi yok eder. Yok eder. Tekrar günah işleyen bir kavim. Ama tövbe eden. Tabii. Yerine. Tabii. Yani elbette. Günah işleyip ardından tövbe eden bir kavim. Elbette. Ne kadar bu çok muazzam. Önemli bir şey. Aslında tövbe kalpten ısrar düğümünü çözüp Allah-u Teala'ya dönmektir diye ifade ediyorlar gönül dostları. Yani günahı aslında tövbe en güzel bir şekilde terk etmek. Günah işlemeye meyilin varken, günah işleyebilecek durumda iken önemli olan o günahı terk edebilmek, o meyilden dönüp Allah'ın razı olacağı amelleri işlemek aslında makbul olandır. Tabii ki tövbe çok özel bir konu. Ehlullah tövbeyi, gönül dostları tövbeyi edenleri şu şekilde üç gruba ayırıyorlar. Birincisinde diyorlar ki tövbe edenlerle ilgili avamın tövbesidir diyor birincisi. Avamın tövbesi insanların normal günahlarına tövbe edenler. İkincisi ise diyor bunlar havasındır diyor. Yani bu seçkin kulların tövbesi, bunlar da gafil olmaktan Allah-u Teala'ya tövbe ederler diyor. Gafil olmaktan. Üçüncü tövbe ise diyor hasul hasın tövbesidir diyor. Yani onların tövbesi de onların, yani bunların Allah'a yakınlık irade edebilmek için yapılan tövbelerdir diyor. Onlara yakın olabilmek için yapılan tövbeler. Tabii ki büyük zatların, gönül dostlarının hikmetinden hüda olmaz. Onlar bizlere çok güzel mesajlar veriyorlar. En güzel mesajları tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den alıyoruz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman için günde 80 defa tövbe istiğfar edermiş diye bazı kayıtlarda geçiyor. Peygamber gelmiş geçmiş her şeyi affolduğu halde, Allah-u Teala onun her şeyini affettiği halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pırıl pırıl bir insan olmasına rağmen en ufacık bir konuda bazen yaptığı hareketlerin içerisinde ola ki bir değişiklik olduğunda Cibril Emin hemen ona yetişip onu hatırlatan, ona yol gösteren olduğu halde, peki o niçin tövbe ediyor? Arınmış. Hani diyor ya, hani Hazreti Ayşe validemiz, ya ey Allah'ın nebisi, Allah-u Teala gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetti halde niçin bu kadar bedenine ağır yükler yüklüyorsun ifadesiyle. Gerçi o şükreden bir kul olma yolunda olan bir insandı Peygamberimiz. O tövbenin mesajı şuydu, ümmeti için mesaj veriyordu. Yoksa Peygamber'in tövbeye ihtiyacı mı vardı? Çünkü o seçilmiş nazende bir insandı elhamdülillah. Ümmetine mesaj veriyordu. Her zaman için tövbe edin, istiğfar edin diye. Onun için estağfirullah zikri gerçekten çok önemlidir. Tövbeyi hayata geçirebilme noktasında insanların kalbe nakşetmesi gerekir. Tabii ki bu tövbede diyor ki Cami-i Sayır diye bir eser var, hadis kitabı. Cami-i Sayır'da şu şekilde geçiyor. İnsanlar diyor bir günah işledikleri zaman kiramen katibin meleklerinden eğer günahları yazan melek diyor 6 saat bekler diyor. O kulun o günahı tövbe istiğfar edip de Allah'tan af dileyecek mi diye bekler diyor. 6 saat sonra bir zaman dilimi olaraktan değerlendiriyor. Eğer diyor tövbe istiğfar etmezse o zaman diyor kiramen katibi melekleri o diyor günahı diyor o zaman yazar diyor. Yani burada Allah gene ne kadar gafurur rahim, ne kadar merhametli. Yani kulunu affedebilmek için bekliyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir son mi? Son ana kadar. Ya elhamdülillah. Bu bir ikramdır aslında, Allah-u Teala'nın büyük bir ikramıdır. Bu ikramları çok iyi değerlendirmek lazım tabii ki. Peki insanlar neden günah işlerler? Yani günahlarının diyor en büyük sebepleri, yani günaha çeken, günaha yönelten şeyler nelerdir diye ifade edildiğinde gönül dostları sohbetlerinde şu şekilde ifade ediyor. Eğer insanlar diyor haset, hırs, şehvet ve diyor riyayı diyor bir insan, eğer bunlar varsa bir insanın üzerinde bunun müsebbibi nedir diyor biliyor musun? Bunun diyor müsebbibi o kişi diyor haram lokma kazandığı için kalp kirleniyor ve bunun arkasından da bunlar geliyor diyor. Bakın nerelere gidiyor yani bunlar. Yememiz içmemiz, yani haram lokma kazanan bir insanda haset geliyor, hırs geliyor, şehvet geliyor, riya, gösteriş geliyor. Bir şey bunların müsebbibini oluşturuyor bunlar. Tabii ki
insanlar çok nasıl tövbe etmek noktasında bir gün İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki insanlar diyor mümin diyor günahlarını diyor şöyle değerlendirmeli, üzerinde diyor büyük bir dağ varmış da o dağ diyor üzerine çökecekmiş gibi diyor mümin günahlarını böyle görür ama diyor ki facir ise diyor günahlarını burnunun üzerine konmuş bir sineği eliyle itelemek gibi görür diyor. Demek ki mümin hatasını bilen, Allah'tan af dileyen ve tabii ki elbette hata, kusur bizlere mahsus şeylerdir. Çünkü bizler elbette günah işleyen bir insan grubuz. Elbette ama Allah-u Teala insanlara fırsatlar vermiştir. Allah-u Teala insanlara ikram ediyor. Bazen insanlar günahlarını, önemli olan günahlarını yaptığı mecrayı bile bilmeyi, nereden çıktığı, nereye gittiği, kime karşı bu günahları işlediği en önemlisi o. Evet ben mesela bazı hatalar yapabiliyorum ama şunu düşünmüyorum. Sen kimin huzurundasın? Kime karşı bu günahları yapıyorsun? Çünkü nefis, isyan, çevrem, gıybet, dedikodu, göz zinası, fiili zinalar, birçok hataları insanlar devamlı bu müsebbiplere bağlı olaraktan hatalara düşebiliyorlar. Ama önemli olan insanların hatalarını bilebilmek ve bunları telafi edebilmek. Büyük günahlara elbette düşebilir insanlar. Rabbim bizleri korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki herhangi bir diyor günah işlediği zaman diyor bir kul diyor bir günah işlediğinde günah işledikten sonra hemen diyor tövbe istiğfar etsin, kalkıp abdest alsın, iki rekat namaz kılsın ve Allah'tan diyor af ve bağışlanma dilesin diye buyurur. Bakın evet. Bu hatayı sadece yani çok hepimiz bunu hayatımıza geçirebiliriz. Tabii ki ben her işlediğim hatada böyle bir şey yapsam aman ya Rabbi akşama kadar namaz kılarım. Gıybetler, dedikodular, fikrim, zikrim, gördüğüm düşüncelerim falan, kalbimden geçirdiğim fehm olan şeyleri falan düşündüğüm zaman sabah akşam benim namazda olmam olur. Normal fiile baktığın zaman. Ama peygamber işte böyle buyuruyor. Demek ki bunda bir arınma var. Peygamber bunu bu şekilde ifade ediyor. Bir de peygamber efendimiz günde 70 defa zikir ya da bir kaynağa göre 80 defa evet. Estağfurullah çekerken o artık günahlarına tövbe etmiyor değil mi Şahin Hocam? Başka bir şey o. O başka bir. Biraz önce hocamız da dedi ya Peygamber Efendimiz'in hayatı yaşantısı bir sünnettir. Hı hı. Her mümin için bir örnektir yani. Müslümanların örneğidir, yaşantısı örnektir. Evet. O 70 defa istiğfar ederken ümmetine mesaj veriyor. Yani günde her ümmeti 70 kere istiğfar etmesidir. Ve Ramazan bunun için bir fırsattır. Hı hı. Bir Allah dostu diyor ki Ramazan diyor günahlardan hicret etme ayıdır. Çok güzel bir ifade. Yani Ramazan günahlardan hicret etme. Neye hicret edeceğiz? Kime hicret edeceğiz? Evet. İşlediğimiz günahlardan Yaradan'a hicret edeceğiz. Evet. Ve hani diyoruz ya Ya Rabbi Rahman'ına sığındık, rahmetine sığındık. İltica ettik, kapına geldik. Evet. Tövbe ettik, lütfuna geldik. Sen bizlere merhamet eyle. Hocam da biraz önce dedi, beşeriz şaşıyoruz. Evet. Her nefis her şeyi istiyor. Hani Allah dostlarına programdan önce de dedik ya muhabbetin içinde muhabbet olursa aşk bunun şiarı olur, aşk sizi alır götürür. Evet. İşte tövbe ettikten sonra o aşkı yakalayabilirsek aşk neyde olur? Bir estağfirullah'ta olur. Ne bileyim bir tevhidde olur, bir çocuğun başını okşamada olur. Bir secdeye eğilip bir damla gözyaşında olur. Hazreti Ömer'e aşk nasıl geldi? Bacısının yanağından damlayan kan damlasının toprağa düşmesiyle Hazreti Ömer'in kalbinin erimesi. Evet. Hepimiz hatırlayalım, hepimiz biliyoruz. Peygamberi öldürmeye giden bir Ömer. Darül Erkam'dan çıkmış. Ben Muhammed, haşa ben Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Kim gücü yetiyorsa önüme çıksın deyip meydan okuyan bir Ömer'in tövbesini hatırlayalım. Evet. Ve sonra ya Ömer sen önce git kardeşini yoldan çevir. Çünkü o Muhammed'in dinine girdi. Bacını çevir. Hazreti Ömer o dinlediği o Kur'an'ın kalplere inmek inmek işliyoruz diyoruz ya. Hira'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aldığı emri Erkam'ın evinde kalplere inmek inmek işledi. Her ilmeğinde ashab tövbe etti. Her gelen ayette bir şeyi terk etti. Her inen emirde hayatını bir şekilde o şekilde düzenledi. Ve bu tövbenin bir şeyidir. Yani tövbe ettik ama tövbe ettiğimizde kalmıyoruz. O tövbeyi hayatımıza yansıtıyoruz. Tövbenin hayatımız amacı nedir acaba? Yani birazcık böyle şeyi merak ediyorum. Mesela şuradan konuyu açayım hocam. İnsan kelimesini ele alalım. İnsan kelimesi nisyan kelimesiyle alakalı. Nisyan unutmak demek. Kıymetli dostlar. Nisyan kelimesi
unutmak manasını taşıyor. İnsan unutan bir varlık. Buradan bunu anlıyoruz. Unutan nasıl unutan? Eles Bezmi'ndeki ta en başa gidersek. Sözünü unutan. O sözler. Ya ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sualine cevaben. Bela. Evet sen bizim Rabbimizsin. Ruhlarımızın verdiği cevabı bu dünyadaki ispatı. Biz şu anda bunu yaşıyoruz. Biz bunu bazen unutabiliyoruz. Nisyanla. Ama insan kelimesinin ikinci bir bağlantısı da ünsle bağlantılıymış, alakalı. Üns de yakınlaşma. Yakınlaşma, ünsiyet. Şimdi hem unutan hem yakınlaşan bir insan görüyoruz. Bu da tövbe ve zikirle oluyor galiba. Tövbe kulu Allah'a yaklaştırıyor. Evet. Hani hicret dedik ya. Evet. Nereye hicret ediyoruz? Hı hı. Yaradan'a hicret Yaradan'a ediyoruz. Doğru evet. Yakınlaşıyor. Evet. Yani bir rücu söz konusu. Evet. Bunu... Bir kötülükten evet. iyiliğe doğru gidiyoruz. İşte günümüzde dünyayı hani biz genelde duamızda hep şunu söyleriz. Ya Rabbi dünyaya dalıp da ahireti unutanlardan eyleme bizi. Günahlara dalıp da tövbe etmeyi unutanlardan eyleme bizi. Evet. Makam ve mevkilere kanıp zenginliğe, paraya, şöhrete, güzelliğe, yakışıklılığa kanıp da evlatlarımızın çokluğuna, kabilemizin çokluğuna kanıp da kabir unutanlardan eyleme bizi. Evet, işte bunlar unutturucu şeyler, unsurlar galiba evet. Hoca. Yakınlaştırıcı unsurlar da bu unsurlar o zaman. O zaman biz yakınlaşmak için bunu yapmamız gerekiyor, bu tövbeyi. Nasuh tövbesi. Nasuh tövbesi derken, yani herkes nasuh tövbesi yapabilir mi? KJ'ye geçin arkadaş. Herkes nasuh tövbesi yapabilir mi diye. Şimdi seyircilerimiz merak ederler. Yani herkes yapmak ister değil mi bir nasuh tövbesi hayatında? Nasıl olacak bu tövbe? Nasuh tövbesi çok zor bir soru. Çok zor bir soru derken gerçekten evet. Nasuh tövbesi yapabilmek, hani insan nedamet gözyaşlarıyla bir toprağın üzerinde yüzünü yere koyarak Allah'tan bir daha aynı hatayı işlemeyeceğine söz vererek evet. gözyaşlarıyla toprağa yüzünü sürerek yapılan bir tövbe ama tabii ki çok zor bir tövbe. Çünkü niçin? Aynı hataları çünkü devamlı işliyoruz. Kendimce bazı sözler veriyorum Allah-u Teala'ya. Diyorum ki ya Rabbi ben nasıl bir tövbe ediyorum. Gerçekten nasıl yani bizim yaptığımız gerçekten. Çünkü yaptığın dilinle kalbin birbirine uyması gerekiyor. Mesele sadece dille damak arasında bitmiyor ki. Kalbinin de ona inanması gerekiyor. Çoğu zaman bizim yaptığımız şeylerin tövbe istiğfarlarının da tövbe istiğfara ihtiyacı var. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Rabiatül Adeviye'nin ya. Evet. sözüdür. Gerçekten. Evet, tövbemize tövbe lazım. Dilde oluyor. Değil özde. O zaman evet. ne yapmamız gerekiyor? Tövbeyi aslında fiili olarak bir tövbe. Evet. Yani sözle tamam bunu söyledim. Bedene indirmek. Bunu yaşantıya bedenle indirmek. Evet. Evet. Bu, biz siz bir şey söylemiştiniz programdan önce hocam. Dediniz ki fiillerle ispat etmektir asıl tövbe. Yani buna benzer bir cümleydi. Hataları ortadan kaldırmak noktası. Evet. Üstadım, bizim üstadımız Allah ona rahmet eylesin. İhsan Tam Güney Hoca. 90'lı yıllarda vefat etti. Allah bir gün sohbetinde bulunurken abimiz de dedi ki işte tövbeyi ve nasuh tövbesini anlattı. Tövbe var. İşte dedik ya biraz önce tövbenin üzerine bir tövbe. Tövbeye bir tövbe lazım. Nasuh tövbesini bize şöyle izah etmişti. Tabii ki dönmemek üzere, bir daha işlememek üzere. Ama tövbe ettiğiniz o günahları ortadan kaldırma mücadelesi. İşte güzelliği sunma. Hocam. Evet. Güzelliği sunma ve güzelliğe yaklaştırmak için diyoruz yani o bataklığı kurutma. Biz o bataklıkları kurutma mücadelesini vereceğiz. Ya Rabbi ben niyet ettim şu günahı işlemiyorum. Evet. Tövbe ettim. Nasuh tövbesi bir daha dönmemek üzere. İşte o günahı tövbe ettikten sonra da o günahı ortadan kaldırma mücadelesi vermek. Evet. Hani düşünün kurak bir Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni düşünün. Kurak bir toprağa ekmiş. Başak yetişmiş. Başakla birlikte insan yetişmiş. Evet. En başta da söylediğimiz gibi o günahlardan insanları kurtarmak için kurtarma mücadelesi aslında hani diyoruz ya Peygamber Efendimiz günahkarların düşmanı değildi. Müslüman günahkarların düşmanı olmaz. İşledikleri günahın düşmanı olur. Evet. İşte o zaman siz güzelliğe yaklaşırsınız. Eğer insanlığa düşman olursanız
devleti yaşatamazsınız. Ama o günahkarlara, o yanlışlara düşman olursanız, onları kaldırma mücadelesi verip güzelliği sunarsanız insanı yaşatırsınız ve devlet yaşar. Şehid Ebali'nin bahsettiği gibi. Aynen öyle. Osmanlı bunun için mi bu kadar çok yaşamış? Evet. Yani insanı yaşatmak kavramının içerisinde aslında bu mu var? Evet. Yani insanı o kötülüklerden arındırmışlar. Evet. Bunu nasıl yapmışlar? İşte örnek Hazreti Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rehber Kur'an. Bazen biz muhabbet ediyoruz. Hocamla yıllardır tanışıyoruz. Yani yıllardır. Harun abiyle işte çocukluktan beri beraberiz. Öyle bir muhabbetimiz var. Evet. Allah ayırmasın da. Amin. Biz hep şunu söylüyoruz. Kendi aramızda. İnsan nasıl yaşar? En başta sorduğumuz. Geldik mi en başa? Hı hı. Kötülükleri ortadan kaldırma mücadelesiyle yaşatmış Osmanlı. Nerede bir zulüm var oraya müdahale etmiş. Nerede bir zalim var ona dik durmuş. Adalet götürmüş. Nerede bir kötülük evet. var onu oradan almış. Saint Pierre Kilisesi'nde atlarımı otlatırım demiş kanunu. Niye demiş bunu? Ahlak tahribatına giden bir olayı önlemek için. İnsanlığı küçülten, insanlığı yok eden bir olayı bitirmek için. Başlamadan bitirmek için. Bir insan sokakta sallana sallana gidebilir. Özür diliyorum hocam. Belki hayır, istişare yapıyoruz. Sallana sallana gidebilir. Hı hı. Biz bunu, yani sarhoştur, hasbel kader içmiştir. Biz bunu itekleyeceğiz mi? Yoksa bir Allah dostunun yaptığı gibi sırtımızı alıp ağzını temizleyip evine teslim mi edeceğiz? Evet. Ve ondan sonra oturup seccadeyi serip, ya Rabbi sen bu kul senin kulun. Hasbel kader nefsine uymuş. Şeytana uymuş. Evet. Sen bunu güzelliklerle buluştur. Günahlarından hicret ettir. Peygamber'e komşu eyle. Yaptığı yanlışı hatırlat. Bişre Hafi gibi. Evet. Yani biz bizim ne olacağımız belli değil. Hani hor görmez Şakir'i bil ki şu yıkık viranelerde neler var neler. Evet. O insanın içinden bir cevher doğabilir. Aslında bu yönle bakarsak insanları kurtaracağız. Evet, bir tane şunu da düşündüm kıymetli hocam. Şimdi günahkara değil günaha düşmanlık tamam hı-hı. çok güzel ama bu da bir derece. Hı-hı. Bu derecenin sanki bir üstü daha varmış gibi geliyor bana. Şöyle günaha dahi düşman olmamak. Çünkü bazı günahlar var ki Allah'a yaklaştırıyor. Ya öyle bir şey. Yani o günahı işliyor sonra öyle bir şey yapıyor ki pişmanlık. Dank ediyor kafaya. Pişmanlık. Bir pişmanlık sonra Allah-u Teala'nın bir veli kulu olabiliyor. Bir Şafii Hazretleri'nin. Şimdi burada diyorsunuz ki ya iyi ki o günahı işlemiş de hani ondan sonra şeye gitmiş de Allah o tövbeyle öyle bir tövbe etmiş ki vasıl olmuş Allah-u evet. Teala'ya. Burada nefse bir düşmanlık mı söz konusu olmalı? Şimdi aslında. Şöyle yapmak lazım aslında. Ben bir anlamadım. Ya da hiçbir şeye düşmanlık. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Askerde bir devre kaybı bir asker geldi bizim böyle. Trabzonlu. Geçmiş yaşantısı şey yani işte günümüz gençlerinin düştüğü uyuşturucudur şudur budur. Geldi işte bölükte yatıyor hiç kimse dokunmuyor ona vücudu hep yara bere içinde. Allah inşallah şimdi yaşantısı güzeldir. İnşallah. İnşallah. Şimdi herkes ondan uzaklaşırken esas konumuzun sizin istediğiniz Müslümanın adı kurtarmaktır. Evet. Her Müslüman üzerine düşen kurtarma görevi mücadelesi verirse, tövbe ettiği şeylerin mücadelesini verirse, insanlığı yaşatır. Tabii. Ya, ilk önce kendimizden başlayacağız tabii. Değil mi hocam ama? Kesinlikle. Beden olarak. Değil mi? Yani ilk önce kendimizden, sonra etrafımızla beraber aile, aileler sana toplumu oluşturuyor. Bir yansımayla güzel ahlak toplumu ortaya çıkıyor ki, Asr-ı Saadet'te de bunun en güzel örneğini görüyoruz. Elbette ki. Evet hocam devam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında burada şöyle o kadar güzel ki şimdi Şahin kardeşimizin dediği konuların altını dolduraraktan çok geldiğimiz güzel. Zaman evet, evet. Yaklaşımları çok güzel. Şunu da değerlendirmek lazım. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi hani böyle bir insan bir sebep mi olması lazım bir dönüşe gibi. Aslında Allah o kuluna sevdiği kuluna evet. bakın sevdiği kuluna fırsatlar tanıyor. Evet. Onları belirli bir imtihana tabi tutuyor. O imtihanın sonucunda kendisine nasuhi bir şekilde dönmesi için Allah bekliyor. Ona bir fırsat veriyor aslında. Bu başa gelen bela ve musibetler, sıkıntılar aslında Allah-u Teala'nın ona verdiği bir imtihanla
ey kulum hatırla ve bana gel, bana dön ifadeleri var onun altında. Ve ne zaman ki zaten bakıyorsunuz ki bu kesin dönüş yapan insanlar, güzel dönüş yapan insanlar muhakkak ki başlarında bazı büyük imtihanlar yaşamış ve o hataları, kusurlarıyla beraber istiğfar edip Rabbi öyle bulmuşlardır. Binlerce defa Allah hamdü senalar olsun. Ne çıkıyor arkasında? Yine tövbe, yine tövbe, yine tövbe. Ayet şu şekilde, bakın diyor ki Ali İmran suresi 135. ayet-i kerimede Yaradan diyor ki o kimseler ki bir kötülük yaptıklarında, yani hataya düştüklerinde, kötülük yaptıklarında ya da bizzat kendilerine zulmettiklerinde, kendilerine zulmetti yani hata ve günah düşmek anlamında, zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim affedebilir ki diyor Yaradan'ım Ali İmran 135. ayet-i kerimede. Yani diyor ki insansın, elbette hata yapacaksın çünkü fıtratın buna müsait, ama her seferinde tövbe istiğfar et, bir daha yapmamaya niyetten ve bana dön. Mesaj da yine burada, aslında mesaj şu: Allah diyor ki yine bana dön, bana gel her halükarda, çünkü giden kurtulacak. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah birçok kolaylıklar vermiş, binlerce defa hamdü senalar olsun, çünkü Allah bizi cehennemde yakmak için yaratmadı. Allah Gafurur Rahim'dir. Şimdi tabii ki Allah o kadar merhametlidir ki, bir gün salih kullardan bir tanesi böyle bir yol kenarından geçiyor. Kenardan geçerken bir kapı açık. O kapının içerisinden ciyaklamalar geliyor. Bir tane çocuk orada büyük bir feryan içerisinde oradan çıkıyor ama koşarak böyle dışarıya doğru gidiyor, ama arkasından da annesi bağıra bağıra geliyor. Bağıra bağıra, kıza kıza çıkıyor. Çocuk kapının önünden çıkıyor şöyle şuralarda. Annesi ona kızıyor kızıyor, güm diye kapıyı kapatıyor ve içeriye giriyor. Çocuk diyor ki eyvah, dışarıda kaldım. Ben buradan diyor, hani ikinci bir çocuk haliyle, bir ufak bir çocuk. Nereye gidebilir o çocuk? Gidecek yeri yok, başka bir yeri yok. Dönüyor, dolaşıyor ve gene kapının eşiğine giriyor. Başını koyuyor ve orada uyuyor. Başını koyuyor ve uykuya dalıyor. Bir süre sonra kapıyı açıyor annesi. Bir bakıyor ki biraz önce bağırdığı, kızdığı yavrusu taşın üzerinde uyumuş kalmış. Anne merhameti ve şefkatiyle onu alıyor ve öpüyor ve kucağına alıp içeriye doğru götürüyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki işte diyor Allah o anneden diyor kat kat daha merhametlidir diye ifade ediyor. Ya ne kadar mısın? Ya acaba biz de şu mübarek vakitte Allah'ım biz de o küçük 3 yaşındaki çocuk mesabesinde günahlarımızı o şekilde değerlendirsin. Rabbim buna teminat veriyor. Yeter ki biz yönelelim. Yani istikametimizi ona çevirelim. Değil mi? Yani işte tövbe, neden Allah diyor ki ben tövbe eden kullarımı çok seviyorum. Elhamdülillah. Çünkü acizliğini bildiriyorsun. Geldim kapına. Ben hata ettim. Günahkarım ya Rabbi. Nefsime uydum, şeytana uydum. Ama senden başka gidecek kapım yok. Herkes terk etmezse, herkes terk etse de, herkes hakir görse de, herkes kapıyı yüzüme kapatsa da, sen kapatma ya Rabbi. Sen kapatma ki tüm kapılar açılsın. Tüm yollar açılsın. Hani Allah bize kulum desin de, kulum desin de ne yaparsa yapsın. İster cehennemine alsın, ister cennetine koysun. Ama kulum desin. Ya kulum demezse, hani bir kardeşimiz, ya Rabbi diyor o mahşer günü defterler açıldığı zaman, sayfalar çevrilip ameller bir bir okunduğu zaman ve sahte ameller yüze bir bir çarpıldığı zaman, sen Habibinin önünde, sevdiklerinin önünde, ashab-ı kiram önünde, Rabbim senin huzurunda benim boynumu bükük bırakma. Eyvallah. Naz ile baktığımız zaman sen merhametinle davran bize. Eyvallah. Devam edeceğiz. Tövbeyi konuşuyoruz kıymetli dostlar. Türkiye'de Ramazan sahur programımız kısa bir aradan sonra devam edecek. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Türkiye zincirlerini kırıyor. Vesayet odakları, uluslararası aktörler ve karanlık güçler tarihin çöplüğüne atılıyor. İktidar yeniden asıl sahibi olan millete geçiyor. Başkanlık yolunda ilerleyen Türkiye'nin yolculuğu nasıl devam edecek? Yoldaki engeller, çıkmazlar, riskler ve beklentiler.
Milletin fikri, uzmanların görüşü. Başkanlık yolunda Adem Hançer'in sunumuyla Ramazan boyunca iftardan hemen sonra. Muhalefetsiz bir iktidar kurdu ve muhalefeti, olabilecek muhalefeti engelledi. Biz tüm Libyalılar hayal kursak Kaddafi'yi başımızdan gönderebileceğimize asla inanamazdık. He came, we saw, he died. Yani bu bizim başarabileceğimiz bir iş değildi. Bugün biz bu haldeysek bizi bu hale Kaddafi'nin rejimi getirdi. Takımımız Fransa'da yeniden tarih yazmak istiyor. 15. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın nefes kesen karşılaşmaları, tartışmalı pozisyonları, analizleri, kupanın favorileri, takımların son durumları ve tüm detayları. Hazal Ayaşan'ın sunumu, Haluk Kürekli ve Gökhan Diç'in yorumlarıyla Kupa Günlüğü'nde. Kupa Günlüğü hafta içi her gece 00.45'te 24'te. Allah'ım, bugün de beni salih amellere hidayet et. Bugün de beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan, ey alemdekilerin göğsünde bulunanları, içinde geçenleri bilen Rabbim, Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine rahmet et. Peygamberimdir, biricik sevdim.
canım koydum. Sen de var oldum, sen de yok oldum. İman ettim sana uydum, yoluna bu canım koydum. Sen de var oldum, sen de yok oldum. Sen de var oldum, sen de yok oldum. Ne güzel okudu maşallah, barekallah. Bu yeni bir eser midir? Eser aşağı yukarı 5 sene oldu. 5 yani. Sene oldu evet. Mu? Maşallah bayağı da olmuş. Gül Ahmet'in evet. Seninleyiz albümünden. Hı-hı. İşte ortaklaşa ben bir... ilk defa duydum ve evet. Hakikaten çok etkilendim. Yani yüreğinize sağlık. Söz bestesi sizin değil evet. Mi? Harun abi çok güzel. Ya işte hocam maşallah. İnsanoğlunun yeryüzü serencamı... Evet. Böylelikle bir muhabbetle teşekkür ediyor ve ağızdan sözden bu şekilde çıkıyor. Benim yanımda burada geçiyor aslında. Sende onda kaybolmak. Evet. Ve onda var olduğunu bilmek. Ya. Evet. Yani sırların... İlk önce kaybetmek mi gerekiyor bulmamız için kendimizi diye böyle aslında bir felsefi bir sohbete bir kapı açalım. Bir de bulamayanlardan olursan Allah korusun. Allah ama şöyle derler var. Hocam. Arayınız bulacaksınız. Çünkü... Bulanlar aramakla bulunmaz ama bulanlar yalnızca arayanlardır evet. Buyuruluyor. Büyükler öyle söylüyor. Doğru. Bize. Yola çıkmak lazım. O yüzden yola bir yola çıkmak gerekiyor. Kesinlikle. Ha, inşallah. Şimdi evet. Yeni besteleri de var. İnşallah onlar gibi. Şimdi musikiyle uğraşan insanın gönlü şeye meyillidir. Müzikle sözle beraber çıkar. Evet. O yüzden kaside hanlar söyler. Çok fazla söz vermiyorum Harun abi sana. Çünkü biliyorum, seni anlayabiliyorum. Çünkü ben de eser okuduğum zaman böyle konuşasım gelmez bazen. Evet. Ve sükut sadece o müzik diliyle ifade etmektir. Evet. O yüzden genelde Şahin abime söz vereceğim burada. Zaten sözcüğümüz genelde Şahin kardeşimizdir. Sahnede de öyle mi oluyor bize, genelde? Bize çok söz bırakmaz sağ olsun. Eyvallah. Bizim Ensar Kardeşler ekibinin şöyle bir yapısı var. Sadece ilahi söyleyen bir ekip değil. Evet. Ben ekipte çok ilahi söylemem. İlahi bestesi, müzik komple Harun abiye aittir. Evet. Harun abim yani büyüğümüzdür, ekibin büyüğüdür. Onun bize verdiği fikirler, işte içinizde sizi uyaran insanlar olsun der ya. Evet. Yanlışa düşeceğiniz zaman durun, aman yapmayın. İşte abim de öyle bir insan. Yani abim de bilir, hocam da bilir. Yıllardır işte bunu böyle yapmayalım. Biraz daha mütevazi. Hani tekte usulü gitmek. Tabii. Yaşantımızda hatalar varsa Harun abimizin uyarmasıyla veyahut da büyüklerimizin uyarmasıyla yemekte de sahurda da konuştuğumuz gibi yani yansıtmak. O zaman Harun abimize soracağız lütfen soruları diye. Yani, Harun abimiz. Yani, evet. Ekipte ben acizane genelde işte Peygamber Efendimizin hayatından kesitlerle süsleriz. Sahne programlarında. Ve duayla bitiririz. Ama evet. Arada işte Harun abimizle beraber ilahilerimiz olur. Bayağı oldu değil mi? Hemen hemen 25 seneyi geçti. 25 sene. 90'lı evet. Yılların başında kuruldu ekibimiz. Evet. O zamandan bu zamana bir şekilde aşkla görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Uzunca bir yıl. O zamanlar çok da kimse yapmıyordu bu işleri evet. Değil mi? Yani yeni. Sizler Mustafa Demirciler'le
O zamanlar Mehmet Eminay. Evet, tabii. O zamanlarla doğru, beraber doğru. çıktınız. Evet. O zaman da ilahi okuyan Sami Savni Özer vardı. Evet. Ahmet Özhan o zamanlar doğru. bilmiyorum ilahiye var yeni vardı, yeni ilahiye yeni, evet. Okumaya başladı. O tekke musikisi tekke yolunda musikisi. İlerledi. Hepsine selam olsun burada. Hepsinin hizmeti farklı. Evet. Herkesin yani bu bina yükselirken herkes bir taş koydu. Evet. Hepsi bir farklı yollar. Yani. Farklı ne denir? Farklı zevkler. Aynen. Aslında. Nüanslar, evet. Herkes evet. o farklı zevklerden yol aldı ve herkesin gönlünde farklı bir şeyler neşet etti böylelikle. Allah-u Teala yapmış olduğunuz hizmetleri kabul eylesin. Allah razı olsun. Tövbeye de vesile oluyordur aslında bu programlar, şeyler muhakkak. Değil mi? Yani çok. İnsanlar bu şu ilahiyi dinlerken gönülden böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir muhabbet vesilesi oluyorsa ne mutlu size. Allah, ne evet, mutlu. Çok. Bize bir programa. Pay düşüyor oradan da. Evet, evet evet ne kadar çünkü bu düşüyor değil mi? Eğer evet. Allah rızası için niyet edilip yapıldıysa bu iş ki öyledir. Harun abimiz çünkü o şekilde yapar. O zaman hepimiz buradan nasipleniyoruz. Yani müzikal manada yapan herkes bundan nasipleniyor aslında. Biz mesela bazen kendi aramızda konuşuruz. Deriz ki bunu da aslında bir sır olarak burada ifşa etmiş gibi bir şey olacağız. Estağfurullah. Deriz ki arkadaşlar belki biz samimi olmayabiliriz. Samimi yaşayamıyor olabiliriz. Ama bunu bir şekilde kendimiz sahnede aktaralım ki insanlar samimi yaşasınlar. Evet. Belki oradan onların o samimiyetinden biz de kurtarmış olabiliriz diye böyle bir dengede tutma çünkü gibi. Çünkü mezunun samimiyetine inanıyorsunuz. Evet. İnanıyoruz. Konuştuğumuz konular çok üst konular. Kesinlikle. Tövbeden bahsediyoruz hocam. Yani inanın bu konunun altında ezilen bir sunucu kesinlikle. Olarak bahsediyorum. Aynen. Lakin konunun güzelliği öyle ki hepimiz bundan kapsıyor. Bereketleniyoruz değil mi hocam? Bazen, ne kadar güzel. Bazen programlarda şunu da söylüyoruz. Anlatan şahsiyetin çok değeri olmayabilir ama anlatılan şahsiyet çok büyük. Evet. Evet. Yani anlatılan şahsiyet o kadar büyük ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatıyorsunuz. Kızı Fatıma'yı anlatıyorsunuz. Oğlu torunu Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i anlatıyorsunuz. Şahsiyet o kadar büyük ki siz onun altında saatini eziliyorsunuz. Anlatana hürmet göstermeyin. Ama anlatılan şahsiyet çok büyük. Evet. Onun hürmeti. Hasan bin Sabit, yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairi. Ya. Ya Resulallah seni anmakla seni övemem. Yalnız seni andığım sözler şereflenir. Senin isminin geçtiği. Evet. Ne kadar güzel ki bizler de mekanı şereflendiriyoruz onun ismini anmakla. Müziğimizi şereflendiriyoruz. Aynen öyle. Sohbetimizi şereflendiriyoruz. Eyvallah. Kendimiz şeref buluyoruz. Elhamdülillah. Hocam tövbeden devam edelim. Tövbeden size. Devam edelim inşallah. Tabii ki önemli olan dedi ki hani tövbenin yapılabilir. İlk tövbeyi kim yapmıştır biliyor musunuz? İlk tövbeyi yapan. Şimdi elbette ki konu çok farklı bir yandan. İlk insan kimse ilk tövbeyi o yapmıştır diye. Evet. Doğru mu hocam? Çok bildim. Doğru. Bildim. Tempayız. Yani olmuş. Hazreti Adem Aleyhisselam. Özellikle Arafat'a çıkan insanlar, hacca giden insanlar, Arafat dağının üzerinde bir dua yaparlar. Arafat'ın üzerine çıkarlar, gezilerde olsun, işte efendim ve hac zamanında olsun. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesi Arafat'ın üzerinde yapılır. Diyor ki orada Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena zalemna enfusanna ve innem tağfirlana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Diyor ki orada, ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Biz hataya girdik, günaha girdik. Eğer sen bizi bağışlamaz, sen bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz. Yunus Aleyhisselam'ın tövbesi miydi bu aynı zamanda hocam? Başka bir tövbe. İnni küntü mine zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. O ayrıydı. O ayrı. Balığın karnındayken yaptı. O tövbeyi, yani orada evet. başka bir tövbe yapılıyor evet. Arafat'ta. Evet, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesi oydu. Zalemna. Evet, orada evet. yapılıyor. Bir yani. Daha tekrar edelim mi hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki, Rabbena zalemna enfusana ve innem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi sen bize merhamet etmez, sen bizi bağışlamaz, affetmezsen biz kaybedenlerden oluruz. Burada çok önemli bir tövbe. Ve yani orada bu duayı, bu tövbeyi çok yapmak gerekiyor. Hayatımızda da her namaz, gönül dostları diyor ki bu duayı diyor her namazınızın içine koyun. Allah'ım sen bizi affetmezsen, sen merhamet etmezsen, sen bizi bağışlamazsan biz kendimize biz yani kaybedenlerden oluruz. Çok net bir şekilde yani gerçekten de öyle. Allah bizi affetmezse bizi kim affedebilir? Kim merhamet edebilir?
Onun için de diyor ki büyük zatlar, bu duayı diyor namazlarınızın içerisine muhakkak koyun diyor. Yani namazlarınızın içerisindeki duaların içerisine koyun diye ifade ediyor. Tabii ki insanın şöyle kendi hayat akışına, çizgisine baktığı zaman şunu da değerlendirmeli. Gerçekten Hakk'ın rızasını kazanabilecek ameller bir insan işleyebiliyor mu? Çünkü tövbeyi yapabilmek için de elbette ki Hakk'ın razı olduğu amelleri işlemek ve onun yoluna gitmek lazım. Diyor ki Allah-u Teala'nın diyor kullarından diyor yüz çevirmiş olmasının diyor alameti nedir biliyor musunuz? Acaba Allah-u Teala'nın kulundan yüz çevirmiş olmasının alameti nedir diye sordukları zaman gönül dostlarına aynen şu şekilde diyor. Kulun kendisine ahirete faydası olmayan işlerle meşgul olmasından diyor. İşte ana fikir acayip bir şekilde yani. Kulun kendisine ahiretine faydası olmayan işlerle bir insan meşgul oluyorsa Allah-u Teala ondan yüz çevirmiştir diye ifade ediyor gönül dostları. Allah yolunda değilse, onun yolunu, yani razılığını, rızasını kazanacak yoluna değilse büyük bir tehlike. Özellikle de 40 yaşını geçtiği halde diyor, eğer ki diyor hayrı şerini geçmeyen kimse cehenneme gider diyor Peygamberimiz. Yani cehenneme hazırlansın diyor. Allah muhafaza. Hani 40 yaşında derler, teneşir patlar, işte efendim hala bak geri dönmedi. Aslında 40 yaşı bir olgunluk yaşıdır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de peygamberlik ilk bu dünyada aslında biliyorsunuz peygamberliği Peygamberimizin daha Hazreti Adem aleyhisselam diyor toprakla çamur arasındayken diyor daha o zamanken ben peygamberdim diye diyor Peygamberimiz. Bakın ona baktığın zaman peygamberlik ta öncesinden verilmiş bir şey. Fakat yani 40 yaşında diyor eğer bir insan hala diyor yani yaşı geçtiği halde hayrı şerrini diyor geçmiyorsa o zaman diyor ki o insan cehenneme gidiyor diye ifade ediyor. Yani acele bir an önce kendini toparlaması lazım. Kurtulmasına vesile olabilecek bir şeylerle insanlar meşgul olmak zorunda. Ama Allah çok büyüktür, Gafur Rahim'dir. Bugünkü sohbetimizde en önemli alacağımız nokta ben biraz önce söylediğim gibi. Yani hani bir insan bir hata işledi, bir günah işledi, Allah'tan tövbe etmesini bilecek ve en kısa zamanda diyor Peygamberimiz hemen diyor. Hatta gecesinde önünde ve arkasında diyor. Gecesinde diye ifade ediyor. Hemen diyor iki rekat abdest alsın, hemen iki rekat namaz kılsın ve Allah'tan özür dileyip af dilesin diyor. İnanın ki öyle şeyler vardır ki bazen bir damla gözyaşı binler günahı siler. Bazen bir günah binlerce gözyaşıyla ancak silinir. Yani Allah'ım ama Allah'ın rahmeti çok geniştir. Elhamdülillah. Bununla ilgili de Allah'ın rahmetinin genişliğiyle ilgili bir ifade var. Şöyle bir şey anlatılıyor. İbn-i Mesud'dan rivayetle bir gün bir adam geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına diyor ki ya Resulallah ben diyor bahçede diyor çalıştığım bahçede bir kadın gördüm. O kadınla diyor yakınlaştık. Ben ona dokundum, sarıldım diyor. Ama haram bir fiiliyatta bulunmadım. Ama diyor sarıldım. Ve biraz birbirimize yakın olduk diyor. Onun için diyor ben bir günah işledim. Sen bana gerekeni yap ya Resulallah diyor. Sen ne dersen ona tabiyim diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir bakıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Adam çıkıyor gidiyor ileriye doğru gidiyor. Giderken Hazreti Ömer radıyallahu anh yanına diyor ki Allah senin sırrını saklamışken o sırrını ifşa etti diyor. Burada da şunu ifade ediyor. İnsanlar günahlarını söylememeli. Allah sırrını saklarken sen niye günahını ifşa ediyorsun? Bu çok önemli bir konu hocam. Evet. Yani bizler bir hata ediyoruz, bir şey işliyoruz. Günahlarımızı, kusurlarımızı kendi dostlarımıza bile açıp bunlardan bahsedebiliyoruz. Bir yanlış bir cümle var. İşte Allah'ın bilgini ben niye kullansam sizin? Niye yanlış bir arasında bir cümle var. Evet. Bizim karşımıza böyle cümleler çıktığında diyorum ki ya durun. Bunu Rabbimle senin aranda ola ki bir gece kalbin yanar tövbe edersin de Allah o günahlarını affeder. Ama sen bunu ifşa edersen şahit tutmuş oluyorsun yanındakileri. Evet. Çok önemli hani bir evde bir suç işler bir evlat. Babası da onun babasına karşı bir suç işler. O bir kardeşleri bilmez. Ama onlar bilirse aynı suçu diğer kardeşleri işler de baba da onun birini affedip diğerini affetmezse der ki baba o işledi. Evet. Sen onu affettin beni niye affetmiyorsun? Kulla. Bu yanlış bir cümle. Artık bu cümle nereden girdi topluma? Ki günümüzde artık insanlar günahlarını ifşa etmeye başladılar. Evet. Yaptıkları günahlarıyla övünüyorlar. Övünüyorlar. Allah korusun. Yani işte şunu yaptım, ben bunu yaptım, şunu yaptım değil.
Ya dur, bir hata işlemişiz. E dur orada. Dur ki, ola ki bir gece yoldan bir taş kaldırırsın, bu insanlığa zarar verir. Ola ki yolda düşenin elinden tutar kaldırırsın, Rabbimin hoşuna gider. Ola ki gece için yanar da kalkar. Aslında iç yanması var ya yaptığı, o bir günah işlerinde bir pişmanlık hissedersin bir anda. Ya ben bunu niye yaptım? Benim bunu yapmamam lazımdı. İşte oradaki iman, içindeki o iman seni o pişmanlığa sevk ediyor. Orada oturup ya Rabbi affet deyip iki rekat namaz kılıp yönelsek Rabbimize, hocamın dediği gibi peygamberimizin hadisiyle. İşte o zaman af kapılar, hani yok mu bana dua edin, yok mu tövbe edin ki tövbesini kabul edeyim. Hani sırların içinde bir sır vardır. Tabii. Senin kapında bir anahtar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı çınar vardır. Çınar vardır. Siz ayakları kocası. Peki. Hazreti Adem'le alakalı başladık ya. Onun tövbesiyle ilgili. Bir de şöyle bir şey aklıma geldi hocam. Hazreti Adem aleyhisselam. Şuradan alayım. Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Ruhu Nur-u Muhammedi olarak ilk yaratıldı. Hı. Bu arada 3 dakikamız var İstanbul Ankara ezanına. Onu da hatırlatmış olalım. Nur-u Muhammedi yaratıldı. Ve Adem aleyhisselam topraktan, Havva anamız yaratıldı. Onun kaburga kemiğinden. Bundan sonra bir hata işlediler. Dünyaya gönderildiler. Evet. Şimdi bir şair diyor ki, her şeyde muhabbet olduğu gibi bunda da muhabbet. Bunun muhabbet neresinde? Hani burada muhabbet nerede Şahin hocam? Bunu bir şiirle özetlemiş. Diyor ki, gubar payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem muyine heft asumanı ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin sülbi pakinden Adem. Değişti habbeye bağ cinanı ya Resulallah. Yani diyor ki burada şairimiz, duyunca makdemi teşrifin sülbi pakinden Adem, yani sülbünden geleceğini duyunca Hazreti Adem, değişti diyor bin habbeye cennetleri bağ cinanı ya Resulallah. O şerefe nail olabilir miyim diye. Şimdi bir de buradan bakış açısı var. Ve öyle bir muhabbetle bakmış ki. Evet. Şairler. Şimdi bir taraftan tövbenin de bir şeylere vesile olduğunu görebiliyoruz. Yani o yüzden Adem Aleyhisselam'ın bir tövbesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya onun sülbünden gelmesine de bir vesile aslında. Evet. Ne kadar ilginç. İşte çok güzel bir şeyi yakaladın. Çünkü ben onu bir yerde okumuştum. Dedi ki, niçin o günahı işlediler? Yani o hataya niçin düştüler? Resulullah hayata gelecekti, bir vesile gerekirdi. İşte bu da bir muhabbet. İşte muhabbet aslında olur. Çok muazzam bir sırrın ifadesi. Ben onu bir kitapta okumuştum da ya, birden çalışım yaptı, onu hatırladım yani. Evet, yani o hayata gelecekti, evet, diyor peygamber. Tövbemizi neyle süsleriz biz? Tövbemizi Rabbime yönelerek. Tövbe aslında insanın hayatına bir süs şeyidir yani. Güzelleştirmedir, arınmadır. Evet. Tövbe arınmadır aslında yani. Yüz koyarsınız ama onu arınmaktır. Ve dedik ya en başta, hicret etmektir günahlardan. Evet. Kime? En başa döndük. Yakınlaşmak. Evet. Kurtulmak ve gül bahçesinde bulunmak. Bir gül olmak. Kimin bağında? Resulullah'ın bağında. Peki bağın sahibi kim? Yaradan. İnşallah geceki duamız o olsun Ankara için. Artık 14. gecenin orucu mübarek olsun kıymetli dostlar. Allah-u Teala tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Ezan-ı Şerif'ten sonra sizlerden gelen iletileri de okumaya devam edeceğiz. Hocamızın da sohbetiyle artık İstanbul'a doğru ilerleyeceğiz. Allah kabul eylesin. İnşallah.
Ya Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Biz de bu taraftan hem muhabbetimize de devam ediyoruz. Türkiye'de Ramazan etiketiyle Serkan Ulus göndermiş. Kürşat hocam demiş, ziyaretinize gelmek istiyorum. Fransa Lyon'dayım. Fransa'ya da selam olsun. Selam burada olsun. İnşallah bizler 30 gün boyunca buradayız. Eğer buraya teşrif buyurursanız görme imkanınız vardır Kürşat hocamı. Sıcak samimi muhabbete meftun olduk diyor. Allah-u Teala razı olsun. Duruyor göndermiş. Teşekkür ederiz. Aslında durmak, düşünmek, evet durmak da güzel bir şey. Türkiye'de Ramazan etiketiyle Zazuba'ya teşekkür ederiz. Ömer Zengin de teşekkür ederiz. Bizleri izleyen Ali Bayar, Ahmet Aydın, Enes Aydın ve Burak Bayar bizi izliyorlarmış. Onlara da selam gönderelim. Dua etsinler. Dualarında bizleri unutmasınlar inşallah. Ramazan niyettir kulluğa, besmeledir. Kulluk bilincini 11 aya taşımaya Fatiha'dır. Kullukta istikrara, geceniz mağfiret olsun. Hayırlı yayınlar demiş Elif Hanım. Teşekkür ederiz. Özge Er Yılmaz'a hayırlı bereketli sahurlar dilemiş bize. Ümran Korkmaz'a, Harun Bey Adana'dan selam göndermiş. Ne kadar güzel demiş, hocalarımızdan feyiz almak. Eksik olmayın efendim, Allah razı olsun. Sizin de güzel. Resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece Allah-u Teala onun tövbesini kabul eder. Buyurmuş. Sadaka Resulullah, Allah razı olsun. Arzu Ayk göndermiş. Resulullah insan Ramazan ayının faziletini bilseydi yılın hepsini Ramazan olmasını isterdi demiş. Emre, Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi kazanır? Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da başına bela bulur demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun Emre kardeşim. Şöyle yavaş yavaş İstanbul ezanına doğru giderken kıymetli dostlar, bizlerle bugün Ensar Kardeşler İlahi grubu bizlerleydi. Ekip bu kadar mı? Ekip bu kadar. Ekip bu kadar. Evet. Yani sahnede de iki kişi çıkıyorsunuz. Evet, iki kişi çıkıyoruz. Harun Biçer ve Şahin Doğan bu gece bizlerleydi. Harun abimizin o güzel sesinden istifade ettik, feyiz aldık. Teşekkür ediyorum. Şahin abimizin de güzel sohbetinden nasiplenmek hoş oldu. Eksik olmayın. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Kanal İzzet ailesine ve sizlere. Eyvallah. Yine inşallah başka bir platformda yine beraber oluruz. İnşallah. Hocam şöyle bir özetleyecek olursak. Özetleyecek olursak nasıl bir tövbe? Hataya düştükten sonra Allah için iki rekat bir namaz. Gecenin ulvi saatlerinde Allah'tan af dilemek. Evet. Fakat ben bu tövbenin içerisinde bunu ifade ederken bugün özellikle hatırlatmak istediğim bir etkinlik vardı. Onu soracaktım ben de. Evet. Buyursunlar. Onu hızlı bir şekilde vaktimiz ilerliyor. Evet. Sayın Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Akbey ve Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fuat Bey çok güzel bir şey başlattı. Bir konsepte çok güzel bir program başlattı. Evet. Bunda hemen şunu geçiyorlar. Diyorlar ki zekat turları başladı. Zekat vermek isteyen, fitre veya sadaka vermek isteyen kişiler Keçiören Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gelirlerse oradaki kişileri hemen arabayla alacaklar. Hemen zekat verilecek olan aileye, fakir ihtiyaç sahibi olan aileye hemen gidecek ve vatandaşlarımız kendi eliyle görerek oradan teslim edecekler. Bu zekat turları çok güzel. Bir de ayrıca apartmanla hani kardeşlik ve dayanışma noktasında Sayın Başkanım yine böyle bir güzel bir konsepti başladı. Geçen belediye başkanımız Sayın Mustafa Akın. Eğer diyor ki aile iftarları, apartman iftarları vermek isteyenler olursa belediyemize gelerekten, müracaat ederekten adres veriyorlar. Hemen oraya masalar, sandalyeler gidiyor. Belediye gönderiyor. Belediye gönderiyor, evet, ücretsiz. Ondan sonra herkes apartmanların önüne açıyor onları. Mesela dedin ki 10 tane masa, 50 tane, 60 tane, 70 tane sandalye, 100 tane sandalye istiyorsun. Komple apartman iniyor. O günü kararlaştırıyor ailece. Çok güzel de bir arada böyle kaynaşmayla beraber de kendi apartman iftarlarında açabilirler. Maşallah. Sayın Başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Çok bu teşekkür ederiz. Bu da diğer belediyelere örnek olsun. Örnek olsun. Ne kadar güzel. Özellikle apartmanlarda bugün bir arkadaşıma konuk şeydim, misafirdim. Cihat buradan selam olsun. İftara ya dedi, abi dedi yani tanımıyoruz birbirimizi dedi. Yani büyük büyük bloklar, apartmanlar artık insanlar birbirlerini tanımıyorlar. Bu çok güzel bir vesile yakınlaşmak için. En azından diyor ki yani 7 senedir burada oturuyormuş. Geçen gün bir komşumu gördüm diyor. 7 senedir burada oturduğunu söyledi diyor. Ben ilk defa gördüm diyor. Şaşırdım. Evet. Hakikaten yani. Dünyalar yükseldikçe muhabbetler azalıyor. Azalıyor, evet, değil mi? Aslında bunlar ah ah. Evet. İşte
insanı yaşat ki devlet yaşasın noktasında buralarda bu binaların güzel yükselmesi noktası birazcık uzaklaştırıyor bizi ama her şeyin bir aslına dönüşü olacaktır. Bunlar da zamanı gelince bu dönüşünü gerçekleştirecektir diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için hocam, ağzınıza sağlık. Yarın yine aynı saatte kıymetli dostlar Türkiye'de Ramazan sahur programında görüşmek, buluşmak duası ile bizlere de dua edin. Allah'a emanet olun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Amin. Şafırdan Ramazan bereketi. Dilediğin dörtlü çeyiz setini seç, anında %30 indirim kazan. Şafır, Weber Steckhaus.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. La Allah'ım, bugün de seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. Allah'ım, bugün de sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum. Ey el açıp dilenenlere cömert davranan Rabbim! Allah'ım, beni bugün de velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa'nın sünnetine uyan kimselerden kıl. Ey peygamberlerin kalplerini koruyan Yüce Allah!